We're going to do very well. Acknowledge the pain. Amerika 2024 kampanya sezonunda. Bu da bir sürü bağış kampanyası düzenlendi demek. Bu bir tür silahlanma yarışı gibi, bir taraf sürekli para akıtıyorsa siz de geri kalmamalısınız. Harcamalar seçmenleri etkilemek için değil, kampanyam rakiplerimki kadar güçlü demek için yapılıyor. Ve harcamalar arttıkça artmış. 2008 kampanyası 5,3 milyar dolarla harcama rekorları kırdı. 2012 ve 2016'da kampanyalar 6 milyar dolardan fazla harcadı. Ve 2020'ye kadar bu rakam 14 milyar doların üzerine çıktı. Foster kampanya harcamalarındaki artışın iki önemli faktöre bağlı olduğunu söylüyor. Tabandan gelen küçük çaplı bağışlarda büyük bir artış oldu ama aynı zamanda geleneksel kampanya komitelerinin para toplamasından bağımsız harcamalara yani Super PAC'lere geçiş görüyoruz. Super PAC'ler Citizens United olarak bilinen 2010 tarihli Anayasa Mahkeme kararı sayesinde şirketler ve işçi sendikaları dahil bir kampanya için sınırsız miktarda para toplayabilen ve harcayabilen gruplar. Ama tek bir şart var. Adaylarla doğrudan koordine olamıyorlar. Eleştirmenler mahkeme kararının demokrasi için korkunç olduğunu söylüyor. Ancak Modern Siyasi Kampanyalar kitabının yazarı Michael Cohen iyimser bir görüşe sahip. Amerika seçimlerinin satın alınıp alınamadığını merak ediyorsanız bence hiç olmadığı kadar az satın alınıyor. Bunun nedeni de bireysel bağışçıların sayısındaki artış. Ayrıca haberler çok şeffaf. Artık bu paraların çoğunun nereden geldiğini ya da en azından nereye gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla kimin para verdiğini bilmediğiniz süper PAC'lerde bile bir fikriniz var. Çünkü haberlere yansıması aslında çok iyi. Peki bu paranın büyük kısmı nereye gidiyor? Televizyon reklamlarına. Kanallar bu seçimleri bekliyor. Bu onların Amerikan futbolu şampiyonası Super Bowl'u. Hatta daha büyük bir kazanç kapısı. Çünkü reklamlardan çok para kazanabileceklerini biliyorlar. Dünyadaki diğer demokrasilerde ise durum böyle değil. Dünyadaki diğer pek çok ülkeden çok daha fazla para harcama eğilimindeyiz. Çünkü ne zaman kampanya yapabileceğimize ve ne kadar para toplayabileceğimize dair daha az kuralımız var. Örneğin Kanada'da federal seçim süreci sadece 36 ila 50 gün olabilir ve bir siyasi partinin ne kadar harcama yapabileceğine dair bir sınırlama da var. Almanya'da yerel ve eyalet yasaları seçimden bir ay öncesinde televizyon reklamlarının yayınlanmasını yasaklıyor. Ancak bir ülke bu yıl Amerika'dan bile daha pahalı bir seçim geçirmiş olabilir. Yeni Delhi Medya Çalışmaları Merkezi'ne göre geçen Mayıs ayında sandığa giden Hindistan'ın yaklaşık 1,35 trilyon rupi yani 16,1 milyar dolar harcadığı öngörülüyor. Amerika'nın kampanya harcamalarının 2020 rakamlarını aşıp aşmayacağı belli değil. Ama kampanyalar biliyor, Kasım ayından önce harcamayı başaramadıkları herhangi bir para siyasetçinin kişisel banka hesabına aktarılamaz. Eskiden bu parayı alıp kendinize bir ev inşa edebilir ya da kendi başınıza harcayabilirdiniz. Watergate skandalı sonrası, kurallara göre bu parayı kendi kişisel çıkarlarınız için kullanamazsınız. Ancak gelecekteki kampanyalar için saklayabilirsiniz. Ya da aday olmayacağınıza karar verirseniz, bunu diğer siyasi eylem komitelerine verebilirsiniz. Ya da siyasi partilere verebiliriz. Ya da isterseniz bu paranın bir kısmını iade edebilir ya da hayır kurumlarına bağışlayabilirsiniz.